Partisinin Edremit ve İpek Yolu ilçelerinin kongrelerini gerçleştirmek üzere Van'a gelen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen Van'ın sorunları ile ilgili konuştu. İşte Suudi Arabistan'ın, Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin birkaç milyar dolarına muhtaç hale geliyoruz. Diğer taraftan Merkez Bankası harıl harıl para basıyor. Gidin herhangi bir bankadan ihtiyacınız olan bir deste para isteyin. 10'luk, 20'lik, 100'lük, 50'lik, 200'lük. Tamamının yeni basılmış, gıcır gıcır ve seri numarası birbirini takip eden paralar olduğunu göreceksiniz. Peki burada hayvancılık daralınca, diğer ticari alanlar daralınca, İran'dan buraya gelebilecek turist sayısı, hem siyasi ilişkilerin bozulması, hem pandemi etkisi, hem de son dönemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle azalınca ne oluyor? Gençlerimiz büyük şehirlere gidiyor. Peki büyük şehire gittiğinde kayda değer bir iş, onun şahsiyetine, onuruna, kişiliğine yakışır bir işte mi çalışıyor? Maalesef. Gittiği yerde ya garsonluk, ya kuryelik, ya da inşaat işçiliği yapıyor. Sizin de yakından takip ettiğiniz gibi neredeyse bazen bir ayda 4 tane, 5 tane büyük şehirlerde inşaat işlerinde çalışırken oradan düşüp hayatını kaybeden hemşerimizin ya cenazesi geliyor ya yakınları burada taziye kuruyor. Artık bazen aileler tamamen taşınınca gittikleri yerde de defnedebiliyorlar. Dolayısıyla bu faizle mücadele edeceğini iddia eden ama aslında Cumhuriyet tarihinin en büyük faiz ödemelerini yapan bu iktidar döneminde Van'daki Van bu ekonomik daralmadan da payını alıyor. Peki, Ekmen, ülkede yaşanan ekonomik krizin sebebinin sistemden kaynaklı olduğunu aktardı. Aslında bize göre bunun arkasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile gelen keyfi rejim var. Bir şeyi canları istediği zaman yapıyorlar, istemediği zaman yapmıyorlar. Buna da kimsenin gücü yetmiyor. Bu sistemin bir sürü handikapı var. Bunun Van'ın yakın zamanda yaşadığı birkaç handikapına da az sonra değinmeye çalışacağım. Ama bugün Cumhurbaşkanlığı sistemi bırakınız hukuk devletini, kanun devleti olmanın gereklerini ortadan kaldırmıştır. Yani sizin yasalarla güvence altına alınmış haklarınız, özgürlükleriniz baskı altındadır. Mesela aranızda bu kadar parası olan biri var mı zannetmiyorum ama bankada 50 bin dolarınız olsa banka şube müdürü sizi arar, hazine bize baskı yapıyor, Merkez Bankası bize baskı yapıyor, sizden ricamız bu parayı bozdurun, kur koruma mevduat programına yatırın diyecekler. Yani insanlar kendi varlıklarının dahi nasıl garanti altına alınacağı hususunda bir kaygı içerisindeler. Ceyhan'dan Ekmen, Van Dernekler Federasyonu'nda AK Parti Milletvekili İrfan Kartal ile HDP eş başkanı Sezai Temelli arasında yaşanan sözlü tartışmaya da değindi. Yakın zamanda bir tatsızlık yaşandı. Van, biz geçen evvelki hafta İstanbul'da Van Federasyonu'nu ziyaret ettik. Nahoş bir tartışma yaşanmış o kongrede. Bana göre bir Van kongresinde siyasi mesajlar veren Sezai Bey de ona cevap vermeye kalkan İrfan Bey de bana göre yanlış yapmış. Yani siz Vanlıların kongresine gidiyorsanız orada gündem Vanlılardır yani.